Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Çok kıymetli bir video içeriğiyle karşınızdayız. Şöyle bir ekrandan çıktım, tekrar ekrana geleceğim. Bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlardan bahsedeceğim. Tekrar kampının 3. günündeyiz. Hocam ne yapıyoruz? Biz bir dersi baştan sona kadar anlatmak yerine dedik ki biz zaten bu dersleri baştan sona kadar gerek YouTube Hukuk Öğretir kanalında gerekse hukukoğretir.com sitesinde baştan sona kadar anlattık. En detaylı bir şekilde soru çıkacak yerlere ayrıca vurgu yaptık. Şimdi ise sınav gününe kadar yani kaymakamlık gününe kadar hakimlik, idari hakimlik, adli hakimlik sınav gününe kadar belli derslerin belli konuları üzerinde yoğunlaşacağız. Hocam bu konuları neye göre belirliyoruz? Soru potansiyeli olacak yerlere göre konuların isimleri belirleniyor. Kafanızda soru işareti hiç bırakmamak adına bu konulardan hocam soru bekliyorsun ama hangi tip sorular gelir? Ve bu tip sorulardan nasıl çok çukurlar oluşturulur? Bunları tek tek bu videonun içerisinde ve bunun devamındaki videoların içerisinde irdeleyeceğiz. Peki hocam nasıl yapacağız bu yayınları? Gerek kayıt üzerinden gerekse de Instagram hukukoğretir adresi üzerinden veya da YouTube hukukoğretir yani bu kanalın içerisinde canlı yayınlarla sınav gününe kadar bizden kurtuluş yok. O yüzden diyorum ki kanala abone değilsen veya da Instagram'ı takip etmiyorsan takip et. YouTube'da da abone olup bildirimleri mutlaka aç. Şimdi neden bahsedeceğiz bu videonun içeriği? Şöyle bir ekrandan çıktım. Bağlı, ilgili, ilişkili. Hocam bağlı ne demek? Bağlı o bakanlığın ana faaliyetini yürüten bir kurum ve kuruluş. Örnek veriyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü. Nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. AFAD. Nereye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Ana faaliyetini yürütüyor. Hocam ilişkili. İlişkili de ise bir denetim mekanizması söz konusu. Yani bir denetleyici kuruluş. Yani bir bağımsız kuruluştan bahsediyorum. Peki hocam ilgili ne demek? İlgili ise tamamen bağımsız, kendine ait bir kamusal kişiliği var. Ama buradaki noktalardan bir tanesi şu. İdarenin bütünlüğü ilkesi kapsamında idari vesayet hiyerarşi bunları idare kurulda anlatmıştık. İşte ilgili kuruluşlar idari vesayet denetimi altında o ilgili bakanlığı. Tamam. İlgili dediğimiz ne diyormuşuz? Ayrı bir kamusal kişiliği vardır diyoruz. Bağlı dediğimizde direkt ana faaliyetini yürütüyor o bakanlığın. İlişkili dediğimizde ise bağımsızlığa vurgu yapıyoruz. Düzenleyici ve denetleyici olma ilkesine vurgu yapıyoruz. Çıktım ekrandan. Güzel bir içerik hazırladık arkadaşlar. 4 sayılı CBK. 4 sayılı CBK'da yer alan kurum ve kuruluşlar artı yer almayan düzenleyici ve denetleyici kurumları buraya bakanlık bazında yerleştirdik. Görsel olarak da zenginleştirdik. Kodlamalı olarak ilerleyeceğiz. Güzel bir video içeriği olacağını düşünüyoruz. Nasıl soru gelecek buradan? Hangi kurum nereye bağlı? Hangi kurum hangi bakanlıkla ilişkili? Hangi kurum hangi bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluştur diye fix soru tipleridir bunlar. Gerek kaymakamlıkta gerek de hakimlik sınavında, hakimlikte ortak alanda yer alan idare hukuku içerisinde sorular gelecektir. Şimdi eldivenimizi taktık. Şöyle ekrandan da çıktık. Başlıyorum. Adalet Bakanlığı. Adaletin sağlandığı bakanlık. Hocam Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum dediğimizde hemen Adli Tıp Kurumu gelecek. Sonra aklına bağlı kurum ya bağlı ana faaliyetini yürütecek. Başka ceza infaz kurumları gelecek. İle tutuk evlerinin iş yurtları kurumu diye karşısında çıkıyor. Peki ilişkili dediğimizde aklımıza kim geliyor? İlişkiliden kastım neydi? Denetleme mekanizması. Tekrarla denetleme mekanizması. Peki burada ne geldi? Kişisel verileri koruma kurumu karşımıza geldi. Geldik İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan 4 sayılı CBK'da yer alan iki kurum var arkadaşlar. Biri Göç İdaresi. Hocam Afgan uyruklular, Suriyeliler göç ediyor. Bunları yakalayıp sınır dışı etmemiz lazım vesaire vesaire. İç güvenlik. Hangi bakanlığa gidiyoruz? Göç İdaresi İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. AFAD arkadaşlar son zamanlarda yıldızı parlayan bir kurumdur. AFAD olarak geçiyor. Potansiyel sorudur. Buna ilgili diyebilirler, buna ilişkili diyebilirler veya da bağlı olduğu bakanlığı sorabilirler. AFAD ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'na bağlı diyoruz. Deprem, sel, felaket vesaire aklınıza gelecek tüm doğal afetlerde
baş aktör olarak karşımıza çıkan bir kurumdur. Dışişleri Bakanlığı. Arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı'nda biraz duracağım. Hatta küçük bir detaylandırma da yapacağım. Bu arada küçük bir parantez açarak söylüyorum. Hocam burada yer alan slide 18 adet slide'dan oluşan bir görsel üzerinden anlatıyoruz. Hafta sonu bu içeriği hazırlamakla uğraştık. 4 sayılı CBK'yı didik didik ettik. Hocam biz bu içeriği yazmakla uğraşmayalım. Kesinlikle uğraşmayalım. Bizim zaten temel mantığımız yazmakla uğraştırmamak size. Daha iyi süreci daha hızlı ilerlemenizi sağlamak. O yüzden de bunları PDF olarak ben bağlı ilgili ilişkili kurumların PDF'sini istiyorum dediğinizde size PDF olarak hukukoyretir.com'daki WhatsApp numarasından gönderilecek. Şimdi arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan kurumlardan bir tanesi Avrupa Birliği Başkanlığı'dır. Avrupa Birliği Başkanlığı eski adı Avrupa Birliği Bakanlığı'ydı. Avrupa Birliği Başkanlığı oldu. Başkanlığı olduktan sonra da Dışişleri Bakanlığı'na bağlandı. Peki ilgili kuruluş dediğimizde 4 sayılı CBK'da yer alan ifade Türk Akreditasyon Kurumu, yani akredite ediyor. Yani benim standartlarıma, koşullarıma uymuş bir kurumdur diyor. İşte Türk Akreditasyon Kurumu arkadaşlar. Hangi bakanlıkla ilgili? Dışişleri Bakanlığı'yla ilgilidir. Küçük bir detay arkadaşlar. Küçük bir detay. Türk Akreditasyon Kurumu Türk Ak diye kısaltması var. Türk Ak, Ak diye bir logosu var arkadaşlar. Bu aklınızda kalsın. Bir de bakanlığın kendi sayfasını incelediğimde şu bilgiyle karşı karşıya kaldım. Diyor ki Avrupa Akreditasyon Birliği'ne, Uluslararası Akreditasyon Forumu'na, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği'ne tam üyedir. Tamam. Bu üçüne tam üye olduğuna vurgu yapılmış. Küçük bir dipnot olarak karşınızda kalsın diyorum. Peki hocam devam edelim. Bağlı olan kurumlardan bir tanesi hangisi? Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkez Başkanlığı. Hocam bunun kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı. Nereye bağlıymış? Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza geliyor. Geldik arkadaşlar Avrupa Birliği Başkanlığı'na. Avrupa Birliği Başkanlığı'yla ilgili olan kuruluş arkadaşlar. İlgili olan kuruluş kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı'dır arkadaşlar. Bu başkanlık bağlı olduğu yer, bir önceki slayta gidelim arkadaşlar. Avrupa Birliği Başkanlığı'nın bağlı olduğu yer Dışişleri Bakanlığı'ydı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın bağlı olduğu yer Dışişleri Bakanlığı'ydı. Türkiye Ulusal Ajansı'nın ilgili olduğu yer ise Avrupa Birliği Başkanlığı olarak geçer. Yani Türkiye Ulusal Ajansı'nın nereye bağlı derse Dışişleri Bakanlığı diyeceksin. Nereyle ilgili bir kuruluştur dediğinde arkadaşlar ise Avrupa Birliği Başkanlığı diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda arkadaşlar bağlı olan kurumlar. Şimdi burada anahtar kelimemiz arkadaşlar tarımla ilgili olacak. Ormanla ilgili olacak. Tarımla ilgili olacak, ormanla ilgili olacak. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Devlet Su İşleri Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Ormanlar Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Türkiye Su Enstitüsü Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Anahtar kelimeler orman, su olarak karşımıza çıkıyor. Bağlı olan kurumlar olarak. İlgili kurumlarda ise arkadaşlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak karşımıza çıkıyor. Tarımı destekle, kırsal kalkınmayı destekleme kurumu ilgili kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şimdi arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olduğu kurum hangisi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi. Bu kurum yani Eğitim ve Araştırma Merkezi arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır. İlgili olan kurumlar potansiyel soru olabilir. Yıldızı koydum arkadaşlar. İlgili olan kurumlara ilişkili diyebilir. Bunun yanında bağlı bir kurum olarak size sınavda soru olarak verebilir seçeneklerde. Siz ne diyeceksiniz? Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Mesleki Yeterlik Kurumu 4 sayılı CBK'da net olarak sayılmıştır. Bunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi geldik soru potansiyeli yüksek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bağlı ve ilişkili kurum ve kuruluşlarına. Şimdi arkadaşlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı diyorsak kökünde ne vardır? Para vardır. Kökünde ne vardır? Para vardır. O zaman para varsa darphane diyoruz. Damga Matbaası Genel Müdürlüğü nereye bağlı bir kurumdur? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkar. Gelir İdaresi Başkanlığı GİP'tir bunun kısa adı arkadaşlar. Nereye bağlı? Gelir İdaresi para vardır. Darphane'de para vardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkar. Peki başka? Milli Piyango. Arkadaşlar silgiyi aldım. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü. Milli Piyango varsa arkadaşlar, Milli Piyango varsa para vardır. Para varsa Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bir müdürlük olarak karşımıza çıkar. Özelleştir gelir elde et. Özelleştir gelir elde et. Özelleştirdiğin kurumun daha etkin bir şekilde çalışıp gelir elde etmesine sağla. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yine nereye bağlı arkadaşlar? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. 4 sayılı CBK'da yer alan bağlı olan kurumlar. İlişkili olan kurumlar ise arkadaşlar TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu nereye bağlıdır? Nereyle ilişkilidir? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilidir. Aman aman dikkat et, ilgili değil. Aman aman dikkat et, bağlı değil. İlişkili bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki bir diğeri KİK, Kamu İhale Kurumu. Bir diğeri Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu. Bir diğeri Sermaye Piyasası Kurulu. Bir diğeri Bankacılık ve Düzenleme Denetleme Kurumu. Bir diğeri Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu da arkadaşlar. Hangi bakanlıkla ilişkilidir? Hangi bakanlıkla? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilidir. İstatistik verilere bakıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Kamuda ihale para. Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu para. Sermaye para. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu para. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu para olarak karşımıza çıkmaktadır. Unutma, bunlar ilişkili kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Bağlı kurumlarda ise arkadaşlar darphane, GİP, Milli Piyango ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi hocam geldik Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yani kültürleneceğiz, turizme katkı sağlayacağız, tatil yapacağız, turizme katkı sağlayacağız, kültürleneceğiz. Hocam ilişkili kurumdan bir başlayalım. İlişkili kurumu RTÜK olarak karşımıza çıkar. Hocam bunun açılımı ne? Radyo ve Televizyon Üst, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Tekrar söyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Bu TRT ile çok karışıyor arkadaşlar. Eğer parantez içinde vermezse bu videoyu izleyenlerin %80'i çukura düşerdi. Ama artık düşmeyecek. Parantez içinde verse de vermese de düşmeyecek. Ama sınava girenlerin %80'inden fazlası parantez içerisinde RTÜK, parantez içinde TRT olarak belirtmezse çukura net olarak düşme ihtimali var. Gelin şunu biraz daha detaylandıralım. Biraz sonra da başka bir sayfada TRT'den de bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar RTÜK diyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı RTÜK hangi bakanlıkla ilişkili derse diyeceksin ki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yani RTÜK Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişkili bir kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Peki ilgili dediğimizde ise arkadaşlar ilgili yani bağımsızdır. Ayrı bir kamusal kişiliği vardır. Üzerinde idari vesayet denetimi söz konusudur. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Gelibolu Tarihi yani kültürümüzü ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu başkanlıkla birlikte korumuş oluyoruz. Şimdi kültürleneceğiz Tiyatro Genel Müdürlüğü, kültürleneceğiz Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü. Başka Vakıflar Genel Müdürlüğü güzel bir sorudur arkadaşlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü yanlış hatırlamıyorsam bunu bir kez de sordular. Vakıflar Genel Müdürlüğü nereye bağlı olduğunu sordular arkadaşlar. Aman ha aman düşme. Hazine ve Maliye Bakanlığı yapabilirsin. İçişleri Bakanlığı yapabilirsin. Soru geldiğinde diyeceksin ki yemezler kardeşim. Diyeceksin ki yemezler. Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır diyeceksin. Peki Türkiye Yazma Eserleri, Türkiye Yazma Eserleri Kurumu Başkanlığı arkadaşlar nereye bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. Yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu, Yurt dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı arkadaşlar hemen böyle Konya yolundan Ankara'ya, Konya yolundan gelince Ufuk Üniversitesi'ni görmeden sağ tarafta yer alıyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hemen karşı binası diyebiliriz Ankara girişinde. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı nereye bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır. Arkadaşlar buradan yurt dışı kelimesi sizi belki Dışişleri Bakanlığı'na götürebilir. O yüzden de ben buraya bir yıldızı koyayım. Bir tane yıldız yeterli buna.
soru olarak da gelirse bu videonun bu ilgili kesitini gösteririz. Şimdi devam ediyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı da arkadaşlar işbirliğini sağlayacak, koordinasyonu sağlayacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıdır diyeceğiz. O zaman burayı özetlemek gerekirse ilgili kuruluş olarak karşımıza Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ilgili bir kuruluş olarak karşımıza çıkar. RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bir ilişkili kurum olarak, kurul olarak karşımıza çıkar. Devlet Tiyatro olarak Kültür, Devlet Opera, Kültür Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıflarımız yani kültürümüzü koruyoruz arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yazma Eserler yani geçmişimize sahip çıkıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışı dediğinde sakın düşme, Konya'nın girişinde hemen sağ tarafta yer alıyor demiştik. Yurt dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı nereye bağlı? Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı arkadaşlar bunu fix olarak sormalarını bekliyorum. Aha buraya da yıldızı koydum. Hatta bir yıldız daha, bir yıldız daha ekleyebilirim. 3 tane potansiyel yıldızı ekledim. Arkadaşlar Harita Genel Müdürlüğü sınırların çizilmesi, sınırların güvenliğini sağlamak babında. Düşünün burada herhangi bir sınırlarımızı bilelim, kültürlü olalım mantığında ilerlemeyin. İçişleri Bakanlığı mantığında ilerlemeyin. Sınırların güvenliği, sınırların kontrolü anlamında düşünün. Harita Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur diyorum. Altını çiziyorum. Çok önemli, inanılmaz önemlidir. Eğer böyle bir soru gelirse düşme ihtimaliniz çok yüksek. Harita Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. Bir diğer arkadaşlar Milli Savunma Bakanlığı diye geçiyor. O yüzden hemen bunu soracaklarını da düşünmüyorum ama bağlı olduğunu bilin. Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Natopol Tesis İşletme Başkanlığı nereye bağlıymış arkadaşlar? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır diyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Ulaştırma ve Altyapı. Ulaştır, altyapıya yatırım yap. Ulaştır, altyapıya yatırım yap. Hocam ilişkili dediğimizde BİTİK diyeceksin. Yani Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu ilişkili bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan bir tanesidir. Bilgi teknolojileri yani ulaştırma, altyapı yani altyapının da sağlam olması lazım. Teknoloji bizim için inanılmaz önemli diyoruz. Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. İlişkili bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Peki hocam başka karayolları ulaştır, karayollarını ulaştır hocam. Sivil havacılık ulaştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar tekrar bir kodlama yapmak gerekirse bilgi bizim için önemli, teknoloji bizim için önemli, altyapı bizim için önemli. İlişkili mi? İlişkili. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'yla ilişkilidir. Karayollarını ulaştır, sivil havacılığı ulaştır, bağlı arkadaşlar bağla bunları ulaştır, karayoluyla ulaştırıp havacılıkla ulaştırıp bağla. Nereye bağlıyoruz arkadaşlar? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlıyoruz diyoruz. Şimdi arkadaşlar çevre lazım, şehircilik lazım, iklim değişikliği lazım. Bunun içinde ne lazım arkadaşlar? Bir bakanlık gerekiyor. Çevre, şehircilik, iklim değişikliği bakanlığı. Tamam. Hocam çok az ekrana geldim. Farkındayım. Hemen bir ekrana gelip selam vermek istedim. Arkadaşlar sınava adım adım yaklaşıyoruz. İnşallah bu emeklerinin de karşılığını fazlasıyla alacaksın. Benim bundan yana içim, gönlüm rahat. Bu 4 sayılı CBK'nın seninle birlikte canına okuyoruz. Ama senden ricam. Hocam az bir süre kaldı. Ne yapmam gerekiyor? Görev kaymakamlık kitabındaki mevzuat okumalarını lütfen tamamla. Görev kaymakamlık soru bankası kitabındaki de mevzuatların sorularını çöz. 1850 soru var. Hepsi de çözümlü soruların. Hocam ben onları bitirdim. Farklı bir kaynak çözmek istiyorum. Hukuk Öğretici Soru Bankası kitabında da sorular tamamen farklıdır arkadaşlar. Yani Görev Kaymakamlık Soru Bankası ile Hukuk Öğretici Soru Bankası kitapları farklıdır. Bunları da mutlaka çöz. Farklı farklı soru tipleriyle karşı karşıya kal ve çukurlar hazırladık. Bu çukurlara sınavdan önce düş, hata yap. Gerçek sınavda düşme bu çukurlara.
Şimdi arkadaşlar, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği. Hocam iklim değişikliği, meteoroloji iklimden nereye götürdük arkadaşlar? Çevre, şehircilik, iklim değişikliği bakanlığa götürdük. İklim değişikliği başkanlığını nereye götürdük arkadaşlar? Yine iklim olduğundan dolayı iklim değişikliği bakanlığına götürdük. Başkanlığını nereye götürdük? Bakanlığa götürdük. Hocam tapu kadastro, yani bir ev aldığınızda, bir gayrimenkul aldığınızda, bir taşınmaz aldığınızda bu tapuyu da ne yapıyorsunuz? Randevu oluşturuyorsunuz. Tabii ki bu randevu şehircilik için, çevre düzenlemesi için, bu taşınmazların devri için inanılmaz önemli. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü nereye bağlı oldu arkadaşlar? Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. Kentsel dönüşüm, hocam kentsel dönüşüm inanılmaz önemli. Çevrecilik, şehircilik yapılanması için Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır diyorum. Arkadaşlar kentsel dönüşüm başkanlığını bundan önceki iki video önce anlattım. Potansiyel soru olarak da paylaştım. Ciddi bir izlenmeye de ulaştı. Eğer bu video ile birlikte kentsel dönüşüm başkanlığını izlemeyen varsa mutlaka izlese. Bağlı olduğu bakanlık, burada da gördün zaten, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıdır. Merkezi Ankara'dadır. Ayrı bir kamusal kişiliği vardır vesaire, özel bütçelidir. Bunun yanında 3 ayrı genel müdürlük kurulmuştur. Bunun yanında daire başkanlıkları vardır. Cumhurbaşkanı kararıyla mı, Cumhurbaşkanı onayıyla mı bir şirkete bir şirket kurabilirler veya da mevcut kurulmuş olan şirkete katılabilirler vesaire gibi küçük detaylar da verdik arkadaşlar. Yeni kuruldu çiçeği burnunda. O yüzden sınavda, özellikle kaymakamlık, hakimlikte önümüzdeki sınavlarda soru potansiyeli yüksektir. O ilgili videoyu lütfen bir 5-10 dakikanı ayır. Gerekirse de çarpı 2 ile izle, ama izle. Tamam. Çıktım ekrandan. Yine o videonun da arkadaşlar PDF'sini sitemizdeki WhatsApp numarasından isteyebilirsin. Arkadaşlar 4 sayılı CBK'da 4 tane bağlı bakanlığı, 4 tane bağlı olan kurum karşımıza geliyor. Meteoroloji, iklim değişikliği, tapu kadastro genel müdürlüğü, kentsel dönüşüm başkanlığı olarak karşımıza geliyor. Şimdi enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı ilişkili. Hocam enerji varsa nükleer vardır. Enerji varsa nükleer vardır. Nükleer düzenleme kurumu ilişkili bir kuruluştur. Peki enerji varsa EPDK vardır. Enerji piyasaları düzenleme kurumu karşımıza çıkıyor. Bir denetim mekanizması söz konusudur. Peki İlgili kuruluş dediğimizde ise arkadaşlar Türkiye Enerji ve Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu karşıma çıkıyor. Bağlı kurum dediysem Maden Enerji Petrol İşleri Genel Müdürlüğü karşıma çıkmış oluyor. Şimdi geldik sağlığa. Hocam sağlık bizim için inanılmaz önemli. Her şeyden önemli. Bak sağlık inanılmaz önemlidir. Sağlık Bakanlığı, o zaman kökünde sağlık varsa, hemen sağlıkla ilgili bir ifade varsa Sağlık Bakanlığı'yla ya bağlı diyeceksin ya da ilgili diyeceksin. Hocam Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı, sağlık var bir kere, hangisiyle ilgili olacak? Sağlık Bakanlığı ile ilgili olacak. Burada Sağlık Enstitüsü Başkanlığı hangi bakanlıkla ilgili demez. Burada ilgili mi, ilişkili mi, bağlı mı olduğunu sorar. Buna dikkat et. Çok detay bir soru olabilir. Hocam bağlı olan ise Türkiye Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Şimdi hukuk öğretir kendi bir markası vardır. Öğretir Yayınları kendisi bir markadır. Taltif ayrı bir markadır. Bunların hepsi markadır arkadaşlar. Bu markaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na ne yapıyoruz arkadaşlar? Tasdik ettiriyoruz. Yani marka patentini alıyoruz. İşte bunu hangi aracı kurumla yapıyoruz? Bağlı olduğu Türk Patent ve Marka Kurumu aracıyla yapmaktayız. Bu da arkadaşlar Ankara'nın merkezinde bir konumda olan bir kurumdur. Sık sık buraya gider gelirim. Şimdi devam ediyorum. İlgili arkadaşlar Kalkınma Ajansları, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı arkadaşlar ilgili kurum ve kuruluş olarak karşımıza çıkar. Kalkınma Ajansları, Türk Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi arkadaşlar, İdaresi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na nedir arkadaşlar?
ilgili kurum olarak karşımıza çıkar. Milli Piyango. Milli Piyango nereye bağlıydı arkadaşlar? Hatırla. Milli Piyango nereye bağlıydı arkadaşlar? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıydı. Bir gelir elde ediliyordu. Fakat burada düşme sakın arkadaşlar. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kurum olarak karşımıza çıkar. Ticaret varsa rekabet vardır. Ticaret varsa rekabet vardır. En iyisi olmak için çabalayacaksın. En doğrusu, en günceli olmak için çabalayacaksın. Ticaret yapacaksın. Rekabet yapacaksın. Rekabet buradan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Rekabet kurumu ilişkili bir kurumdur diyoruz. Hangi bakanlıkta? Ticaret Bakanlığı ile ilgili. Şimdi ilgili kuruluşa gelelim. Helal akreditasyon, yani bu yurt dışından gelen mallar, bu ticaret yapılan şey helal mi haram mı? Buradan aklınıza yapın. Yani ticaret yapıyorum helal mi haram mı? Ticaret yapıyorum helal mi haram mı? Bu şekilde kodlandırıyoruz. Kodlamasını yapıyoruz. Helal akreditasyon kurumu Ticaret Bakanlığı'yla ilgili bir kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatırlıyor musunuz? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Neydi bunun kısaltılması? RTÜK'tü. RTÜK'tü. Hangi bakanlıkla ilişkiliydi? Hangi bakanlıkla ilişkiliydi arkadaşlar? RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hangi bakanlıkla ilişkiliydi? Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ilişkiliydi. Ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı arkadaşlar hemen böyle Konya yolundan Ankara'ya doğru girişte arkadaşlar solda yer alıyor. Adana'yı, yani Konya'ya Adana yoluna çıktığınızda hemen sağ tarafta yer alan bir iletişim başkanlığımız var. İletişim başkanlığımız arkadaşlar ilişkili olduğu kurum hangisi? Türkiye ve Radyo Televizyon Kurumu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Yani TRT ilişkili olduğu yer Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. RTÜK'ün ilişkili olduğu yer ise arkadaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı diyoruz. RTÜK derse, yani Radyo ve Televizyon Üst Kurulu derse Kültür ve Turizm Bakanlığı diyeceksin. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu derse, yani parantezde TRT vermezse ne diyeceksin? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı diyeceksin. Şimdi YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, kısa adı ÖSYM, ilgili olduğu kurum Yüksek Öğretim Kurulu'dur diyoruz. Evet, bitirdik. 3 sayılı CBK'da yer alan bağlı kurumlar, ilgili kurumlar, ilişkili kurumlar, hepsine yer verdik. Bu video bittikten sonra hızlı bir şekilde 4 sayılı CBK'yı Görev Kaymakamlık kitabından tekrarını yap. Ardından yine 4 sayılı CBK'nın Görev Kaymakamlık Mevzuat Soru Bankası'na 3. cildinde yer alıyor. Mevzuat Soru Bankası kitabından da sorularını çöz. Sonra bu tekrar ettiğimiz bağlı ilgili ilişkiyi de hızlı bir şekilde bakarsan buradan gelecek soruyu kaçırman çok düşük bir ihtimalle, ben kaçırmayacağını düşünüyorum. %99'da kaçırmayacağına eminim arkadaşlar. Güzel bir içerik oldu. Hakimlik içinde 4 sayılı CBK'ya hızlı bir şekilde bakılabilir. İdare hukuku içerisinde soru olarak gelebilir. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Tekrar kamp günlerine hem Instagram Hukuk Öğretir'de hem de YouTube Hukuk Öğretir kanalında devam edeceğiz. Hoşça kal.